Kıymetli kardeşlerim, Ebu Derda radıyallahu anh'ın ifade ettiğine göre imanın doruk noktası yani zirvesi verilen hükme sabır ve kadere rızadır. Alimlerimize göre kadere rıza kalp amellerinin cihadıdır. Ve rızayı tercih hakkın bittiğinde Allah'ın hükmünü mutluluk ile karşılamandır diye de tanımlamışlardır. Selefi Salihinin abid, zahid ve mücahid alimlerinden Fudayl bin İyad'ın oğlu vefat eder ve kendisi cenaze sırasında insanları tebessüm ile karşılar. Oğlu vefat etmesine rağmen neden güldüğü kendisine sorulduğunda onlara yönelir. Allah benim üzerimde bir hüküm belirledi. Ben de bu hükme rıza göstermeye sevindim der. Fudayl bin İyad ve onun gibilerinin elde etmiş oldukları makamlara her insan ulaşamayacaktır. Şu dünya hayatı içerisinde pek az insanın kalbi böyle bir istikamet üzerinde kalabilir. Ancak kim böyle bir imanı elde ederse hiç unutmasın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 hadis-i şerif ile onları müjdelemektedir. Bunlardan ilkini Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet etmektedir. Peygamber aleyhisselam buyurmaktadır ki, kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed aleyhisselatu vesselam'dan razı olursa cenneti hak etmiştir. Demek ki bu makamın sahiplerinin ulaşacağı yegane kapı cennetin kulpları olacaktır kardeşlerim. İkinci hadis-i şerifi İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmektedir. Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed aleyhisselam'dan razı, hoşnut olursa onun kalbi imanın tadını almıştır. Allahu Ekber. Salihlerin, abidlerin, zahitlerin, rıza makamına ulaşmış olanların şu dünya hayatı içerisinde en çok mutlu oldukları, en çok sevindikleri, avuçlarının arasına bırakılan altın ve gümüşten daha değerli buldukları şey, kalplerinin imanın tadını ve lezzetini almasıdır. İbn-i Kayyım el-Cevzi rahimeullah'a göre böyle bir tadı tarif etmek çok zordur. Bu ancak yaşayanların ve bu hal üzere olanların dudakları arasından kalplerine kayan güzel bir histir. Üçüncü hadisi şerif ise Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten gelmektedir. Nebi aleyhisselam buyurmaktadır ki, kim ezanı işittiğinde Allah'tan başka ilah yoktur, onun şeriki, ortağı bulunmamaktadır. Muhammed aleyhissalatu vesselam da onun kulu ve Resulüdür dedikten sonra Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed aleyhisselam'dan, din olarak İslam'dan razı olduğunu eklerse Allah o kimsenin geçmiş günahlarını affeder. Değerli kardeşlerim, Nebi aleyhissalatu vesselam'dan öğrendiğimize göre rıza haline sahip olanların elde edeceği 3 şeyi sondan tekrar zikredecek olursak günahların affedilmesi, kalbin imanın tadını alması ve o kimsenin
cennet ile müşerref kılınmasıdır. Bakın bir başka hadis-i şerifte bu kelimeleri günlük virt haline getiren, sabah ve akşam üçer defa bu sözleri söyleyen kimsenin kıyamet günü Allah tarafından hoşnut, razı edileceği söylenmektedir. Peki Allah'tan Rab olarak, İslam'dan din olarak, Muhammed Aleyhisselam'dan peygamber olarak razı olmak nedir? Alimlerimiz Allah'ı dost, Rab ve hakem olarak kabul etmeyi bu sözlerin şerhi olarak zikretmişlerdir. Allah'ı yaratan, şekil veren, yaşatan, terbiye eden ve insanların arasındaki problemleri çözen bir hakem olarak görmek, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi tek kanun koyucu olarak bilmek, Allah'ın hükmüne rıza göstermek, bu sözün altına atmış olduğumuz imzanın adıdır. Numune-i imtisal olarak, adımları takip edilecek kişi olarak Muhammed Aleyhisselam'ı takip etmek, insanları onun önüne geçirmemek, onun dediğini din kabul etmek, onun haliyle hallenmek, edebiyle edeplenmek ve İslam'ı yeryüzündeki tek otorite din olarak bilmek, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, aynı zamanda beşeri ideolojilerin gölgesi altında bulunmamaktan razı olmak, işte bu sözlerin altına atılan mührümüzdür kardeşlerim. Zihnin, dilin ve kalbin söylenilen bu sözlerde ittifak etmesi ve özellikle de göğsümüzün bu sözlerin genişliği içerisinde ferahlaması ve kalbin dudaklarımızın arasından geçen tatlı bir cismi alırken nasıl bir haz duyuyorsak bu sözlerle haz duyması rıza makamını elde edenlerin halleriyle hallenmektir kardeşlerim. Allah'tan razı olmak, dinden razı olmak, Peygamber Aleyhisselam'dan razı olmak ve bu hal üzere yaşayıp bu hal üzere ölmek inşallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelemiş olduğu şeyleri elde etmemize vesile olacak işlerdendir. Allah'tan razı olalım. Allah Azze ve Celle bizden razı olsun. Dinden razı olalım. Din kıyamet günü bizden razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinden razı olalım. Kıyamet günü bizim şefaatçimiz olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.